Merhabalar, ben Nurgül, Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir makarna tarifiyle geldim arkadaşlar. Bolognese spagetti. Bu makarnayı benim kızım çok seviyor. Sıklıkla yaptığım bir tariftir. Bu kez tam detaylı bir şekilde sizlere tarifimi vermek istedim. Baştan sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. İki farklı yöntemle sunumunu yaptım ve bir dahaki sefere hemen elimizin altında sosumuz hazır olacak. Sosumuzu da konserveledim. Bütün işlemleri nasıl yaptığımı videomda anlattım arkadaşlar. Baştan sona kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Evet, malzeme listemizi de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bolognese sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz: bir parça kereviz, bir tane soğan, bir tane havuç, 500 gram kıyma, 2 kutu konserve domates, baharat olarak bir dal taze rozmarin, bir tatlı kaşığına yakın kırmızı toz biber, oregano dağ keki yani arkadaşlar, bir tatlı kaşığına yakın tuz, kırmızı toz biber ve karabiber. Birazcık daha lezzetlendirmek için yarım tatlı kaşığı şeker ve bir yemek kaşığı kadar da sirke kullandım. Evet, sosumuzun yapılışı. Tenceremize zeytinyağını, tereyağını alalım. İnce ince doğradığımız rozmarini ekleyelim. Hafif bir kavuralım. Daha sonrasında kıymamızı ekleyelim. Kıymamızı da suyunu çekene kadar kavurmaya bırakalım. Kıymalarımız bu esnada kavrulurken bizler sebzelerimizi hazırlayacağız. Ben sebzelerimizi arkadaşlar kereviz, soğan, havuç, sarımsak hepsini birden robotumda ufalttım. Çok püre olmayacak şekilde. Sizler dilerseniz elinizle ince ince kıyabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde mikserde ya da robotta ince bir şekilde kıyabilirsiniz. Bu şekilde çok daha pratik oluyor. Evet, ben robotuma koydum yaklaşık 8 saniyede 6 hızda, daha sonra hız ayarını birazcık daha düşürerek sebzelerimi ufalttım. Şimdi göstereceğim size. Evet, sebzelerim çok pürediğim. Gördüğünüz gibi ince bir şekilde kıyıldı. Püre yapmıyoruz arkadaşlar. İnce bir şekilde kıyacağız sadece. İçerisinde biraz büyük parçalar olması hiç fark etmez. Bunlar zaten uzunca bir süre pişeceği için kaybolacaklardır. Evet. Kıymamız bu esnada suyunu çekti gördüğünüz gibi. Şimdi ince kıydığımız sebzelerimizin hepsini birlikte ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Sebzelerle birlikte sebzelerimiz yumuşayana kadar soteleyelim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacım vardır. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Ne kadar çok beğen ve ilgi alırsa o kadar da YouTube videolarımızı öne çıkaracaktır. Daha çok izlenim olacaktır. Desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Farklı tarifleri kanalımda bulabilirsiniz. Evet, şimdi bolognese sosumuzun yapılışı. Sebzelerle kıymamızı soteledik. Daha sonra bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Kavuralım. Salçayla birlikte karıştıralım ve kavuralım. Evet, baharatları ilave edelim. Tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve oregano, dağ keki yani arkadaşlar. Bu baharatları da ilave edip devam karıştıralım. Daha sonrasında domates konservelerimizi içine ilave edeceğiz. İki kutu domates konservesi. Ve konservelerin içerisinde kalan o bulaşıkları da bir miktar su ile yıkadım, temizledim. Robotumun içerisindeki o sebze kalıntılarında biraz su ekleyip onları da güzelce sosumun içerisine ekledim. Ziyan olmadı hiçbir şekilde.
Evet, gördüğünüz gibi sosum artık pişmeye hazır. Şimdi arkadaşlar, birazcık şeker ve bir yemek kaşığına yakın elma sirkesi ekledim. Birazcık daha lezzetlendirdim. Evet, bir yemek kaşığı elma sirkesini de ilave ettikten sonra güzelce karıştırdım. Daha sonrasında kapağımı kapattım. Ocağım en yüksek derecesi arkadaşlar 9. Orta dereceye kıstım 6'ya. 6 da 5-6 arasında yaklaşık 40 dakika sosumu özleşene kadar yavaş yavaş pişirdim. Evet. Evet, yaklaşık sosumu 40-45 dakika arası pişirdim. Daha sonrasında sosumu kapattım, ocağı kapattım, dinlenmeye bıraktım. Bu esnada makarnamı haşladım, spagetti makarnamı. Yaklaşık 1,5 litre sıcak su koyup tuz ekledim. 8 dakika biraz al dente olacak kıvamda makarnalarımı haşladım. Haşladığım makarnamı süzdüm fakat suyunu bırakmadım arkadaşlar. Bir kapta topladım çünkü bu suyu bize lazım. Sosunu da kullanacağım daha sonrasında. Evet, süzdüğüm makarnalar gördüğünüz gibi bu şekilde alt suyuyla birlikte bir kenara alacağım. Şimdi servis için sizlere iki farklı sunum göstereceğim arkadaşlar. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sosumuz müthiş oldu. Tam kıvamında. Çok güzel özleşti ve müthiş mutfağa koku sardı. İnanılmaz güzel. Evet, gördüğünüz gibi sosumuz hazır. Bu sosu eğer çok birazcık kıvamlı daha isterseniz şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde sosumuzu daha bir çektireceğiz. Tavamıza porsiyonluk olarak makarnamızdan koyalım. Üzerine de yaklaşık 2 kepçeye yakın sosumuzdan ekleyelim. Ve haşladığımız makarnanın sosundan da arkadaşlar suyundan da ilave edelim. Ocağımızın altını açalım ve sosumuzla makarnamızı şöyle bir güzel özdeşleştirelim. Zaten makarnamızı biraz al dente pişirdik. Bu sosla birlikte makarnamız da tam güzel pişecektir. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde makarnamızı sos ile birlikte özdeşleştiriyoruz. Dilerseniz bu şekilde bir sunum yapabilirsiniz arkadaşlar. Birinci sunumumuz bu şekilde. Sosla birlikte makarnamızı pişiriyoruz. Evet. İtalyan bolognese spagetti aslında bu şekilde sunumu yapılıyor. Sos ile birlikte özdeşleştirildikten sonra sunum yapılıyor. Ama benim tercihim genelde sosu üzerine kullanmak. Tercih meselesidir. Ben üstte sosu daha çok seviyorum. Evet, tabağıma aldıktan sonra bir miktar daha sosumla ilave ettim. Parmesan peyniri ve fesleğen yaprağı koyarak sunuma hazır oldu. Şimdi ikinci sunum tabağıma arkadaşlar. Tabağıma makarnamı koydum ve üzerine sosumdan bolca ekledim. Daha sonrasında parmesan peyniri rendeledim. Fesleğen yaprağı eşliğinde sunum yaptım. Evet, iki farklı sunum ile bolognese spagettim bu şekilde arkadaşlar. Evet, orijinal İtalyan bolognese spagetti tarifim bu şekilde. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar artan sosumuzu nasıl kullanacağız? Sizlere onu da göstereceğim. Eğer farklı şekilde sos tarifleri arıyorsanız birebir doğru kanaldasınız arkadaşlar. Kanalımda oldukça değişik farklı sos tariflerini bulabilirsiniz. Videolu tariflerimi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelecektir. Evet. Müthiş lezzetli oldu arkadaşlar. Biz bolognese spagettiyi haftada en aşağı bir kere yapıyorum. Ya da ikinci hafta mutlaka istek üzerine yapıyorum. Severek yediğimiz bir makarnadır.
Bu sosu biz çok seviyoruz. Bu sosu ben kendi yorumumla da yapıyorum. Dilerseniz o tarifimi de sizlerle paylaşabilirim. Onun içerisine kereviz, havuç, soğan kullanmadan yapıyorum. Dediğim gibi tarifimi isterseniz yine sizler için videolu olarak hazırlarım. Evet. Bu şekilde yemeğe hazırdır makarnalarımız. Sizlere burada şimdi göstereceğim. Çatalla birlikte hem sosumuzdan hem makarnamızdan dolayarak afiyetle yiyeceğiz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yapınca yorum kısmına bizlerle tarifimizi, denediğinizi paylaşın. Sonucunu yapacak olan arkadaşlara da fikir vermiş olursunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi geriye kalan sosumu nasıl kullanacağım? Sizlere bunu da göstermek istiyorum. Tenceremi tekrar ocağın altına açtım. Güzelce kaynattım. Fokur fokur kaynadı. Bunu temiz bir kavanozun içerisine doldurdum. Gördüğünüz gibi iki kavanoz sosum oldu. Bu soslarımı da daha sonrasında hemen elimin altında kullanmak için hazır. Sadece makarnayı haşlayacağım. Ve sosumu açıp ısıtacağım. Bu kadar arkadaşlar. Çok kolay ve pratik oluyor. Ben bu soslarımı oğlum için hazırladım. Kendisi öğrenci olduğu için evden uzakta anne elinden sosunu kendisi ısıtıp makarnasını yapıp yiyecek. Evet, sizlere de fikir olsun. Bu şekilde soslarınızı hazırlayabilirsiniz. Soslarımız soğuduktan sonra normal karanlık ve serin yerde saklayabilirsiniz. Açtıktan sonra mutlaka buzdolabında saklamanız gerekiyor. Dilerseniz buzdolabında da saklayabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorumlarınızı kanalımda eksik etmeyin lütfen. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.